Merhaba arkadaşlar. Şimdi insanda boşaltım sistemi diyeceğiz ve insanda boşaltım sistemini anlatacağız. İnsanda boşaltım sistemini anlatırken hem böbreklerden bahsedeceğim hem de idrar oluşumundan bahsedip tek bir videoda bunları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi insanda boşaltım sistemi hangi yapılardan oluşuyor? Böbrek, idrar kanalı yani üreter dediğimiz kanal, idrar kesesi yani mesane, boşaltım kanalı diğer bir isimle üretra dediğimiz yapıdan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi idrar kesesi karın boşluğunun aşağı kısmında yerleşmiş düz kaslı bir yapıya sahiptir. Şimdi bizler çocukluk yıllarımızda hatta bebeklik yılları diyeyim 2 yaşına kadar falan düz kaslar istemsiz olarak kasılıyorlar ve biz idrarımızı tutamayız, direkt dışarı atarız. Ama 2 yaşından sonra belirli bir eğitim verilince, hatta 2 yaşına gelmeden de verilebilir bu eğitim. Belirli bir eğitimde arkadaşlar idrar tutulması öğrenilebilir ve daha sonra biz bu düz kasları istemli olarak yapabiliyoruz. Yani istemli olarak kontrol edebiliyoruz. Tabi eğer ki mesane çok dolmuşsa artık tabi o düz kasları kontrol edemiyorsunuz. Direkt olarak kendi kendine kasılıp boşaltımını yapıyor. Arkadaşlar idrar kanallarının, hani idrar kanalları dedik ya, idrar kanalları üreterlerin yani İdrar kesesine açıldığı bölgelerde geriye dönüşü engelleyen kapaklar vardır. Bu kapaklar ne yapıyor? Tek yönlü açılan kapaklardır ve geriye dönüşü engelleyen kapaklardır arkadaşlar. Mesane idrarla dolduğu zaman parasempatik sinirlerle uyarılır, kasılır ve idrar dışarı boşaltılır. Bakın, parasempatik sinirleri hatırlayalım. Sempatik ve parasempatik sinirler vardı. Sempatik sinirler heyecanlandığımız durumlarda çalışan sinirlerdi. İşte heyecan, korku gibi durumlarda ve idrar kesesinin genişlemesini sağlıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla mesela korktuğunuz zaman hani tuvaletiniz varsa bile gider. Neden? Çünkü korktum, sempatik sinirler devreye girdi ve idrar kesesi genişledi. Genişlediği için o tuvalete gitme ihtiyacınız o an için gider. Çünkü korkuyorsun, hani başka bir şey düşünmüyorsun. Vücut şu an kendini koruma altına aldı. Diyor ki hani tuvalete gitmenin bir anlamı yok şu an. Hani kendini koruman gerekiyor. Dolayısıyla korku durumu geçtiği zaman, korkudur, heyecandır, bu durumlar geçtiği zaman devreye parasempatik sinirler giriyor. Ve parasempatik sinirler de idrar kesesinde bulunan kasların kasılmasını sağlıyor. Bu kasları uyarıyor, kasılıyor ve idrar dışarı boşaltılıyor arkadaşlar. Şimdi böbreğin yapısına baktığımız zaman böbreğin dış kısmında bir zar bulunur arkadaşlar. Biz buna zona, kapsula, renalis dediğimiz bir zardır arkadaşlar. Bu zar. Peki dıştan içe doğru baktığımızda kabuk ve öz bölgelerinden oluşur arkadaşlar böbreğimiz. Aynı şey gibi böbrek üstü bezlerinde hatırlayın kabuk ve öz bölgesi vardı. Böbrekte de kabuk ve öz bölgesi vardır. Arkadaşlar böbreğin ortasında havuzcuk dediğimiz bir yapı vardır. Diğer bir ismiyle pelvis dediğimiz yapı. Hemen videoyu durdurdum ve size bir şekil buldum. Arkadaşlar bakın burada böbreğe baktığımız zaman hani dedik ya kabuk ve öz bölgesi bulunur diye. Bakın şu dış kısmındaki yapı kabuk bölgesidir. Şu böyle üçgen şeklinde bulunan yapılar öz bölgesini oluşturur. Şu kısım, şurası arkadaşlar havuzcuk, diğer bir ismine pelvis dediğimiz yapıdan oluşur. Bu yapı bizim böbreğimizin yapısıdır. Aşağıya doğru giden kanal da nedir? Üreter kanalıdır, yani idrar kanalıdır. Şimdi birazdan Bowman kapsülünü falan anlatırken de bu şekli büyütüp yine size göstereceğim Bowman kapsülünün yapısını da. Şimdi havuzcuk dediğimiz kısım arkadaşlar işte idrarın kısa süreliğine depo edildiği kısımdır. Yani nefron kanallarının, bu nefronda bulunan idrar toplama kanalları havuzcuk kısmına açılır ve idrarı buraya boşaltır. Daha sonra bu havuzcuk kısmında dolan idrar arkadaşlar üreterle, yani idrar kanalıyla nereye gidiyor? Mesaneye, yani idrar kesesine gidiyor. Böbreğin yapı birimlerine baktığımız zaman yapı birimleri nefronlardır. Arkadaşlar bir böbrekte yaklaşık olarak 1 milyon tane nefron bulunur. Peki bu nefronların yapısında neler var? Nefronların yapısında glomerulus yumağı, Bowman kapsülü, proksimal tüp, henle kulpu, distal tüp ve idrar toplama kanalı bulunur. Hemen göstereyim bakın yine burada. Şöyle baktığımız zaman, tabii ben bunu hani böyle aşağı doğru götürerek göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şu nefronun yapısına baktığımızda şu Bowman kapsülü. Bowman kapsülü. Bowman kapsülünün devamı olan tüp proksimal tüptür. Bakın şurası proksimal tüp.
Proksimal tüpün aşağıya doğru indiği kısım. Bakın şu kısım arkadaşlar. Aşağıya doğru indiği kısım Henle kulpudur. Henle kulpu. Henle kulpu yukarıya doğru geldi. Yukarıya doğru geldiği kısımda distal tüp bulunur. Distal tüp. Distal tüpün bitişinde ise arkadaşlar ne başlıyor artık? Toplama kanalları. İdrar toplama kanalları. Yani idrar toplama kanalıyla birlikte artık bütün iş bitiyor ve idrar tamamen oluşturulmuş oluyor. Bunların etrafında da ne var? Kılcallar var. Bu kılcallardan geri emilim olayı gerçekleşiyor. Emilim olayını ben size işte bu idrar oluşumu sırasında anlatacağım. İlk önce bir yapısını anlayalım. Burada da Bowman kapsülünün içerisinde bulunan şu yapıya da glomerulus kılcalları diyoruz arkadaşlar. Bu glomerulus kılcalları iki atar damar arasında bulunan kılcal damarlardır. Ve özellikleri var, bu özellikleri birazdan anlatacağım size. Evet, yapımızı söyledik. Şimdi geriye kalan kısmını anlatalım. Arkadaşlar pompalanan kanın %25'ini böbrekler alıyor. Yani bizim vücudumuzda bulunan kanın %25'i böbreklere gidiyor ve orada temizleniyor. Ne açısından? Atıklar açısından temizleniyor. Böbreklere giden bu kanı taşıyan arkadaşlar arterler, diğer bir isimle arteriyenalis dediğimiz arterlerdir. Böbrek atar damarlarıdır tabii ki. Bunlar direkt aorttan ayrılır ve böbreğe gider. Arkadaşlar arteriyenalis yani böbrek atar damarı böbreğe gelince 7 ile 9 parçaya ayrılıyor. Ve pelvis renalis yani havuzcuğun önünden geçerek glomerulus'a gidiyor. Glomerulus az önce söyledik değil mi? Glomerulus kılcalları vardı. Buraya gidiyor arkadaşlar. Bu glomerulus kılcallarında da basınçtan dolayı süzülme olayı gerçekleşir ve süzüntü nefronlara geçer. Şimdi böbreğin korteks kısmında bakın hemen onu da şekil üstünde göstereyim. Korteks kısmında Bowman kapsülü, glomerulus yumağı, proksimal ve distal tüp bulunur. Medulla yani öz kısmında ise Henle kulpu ile idrar toplama kanalı bulunur. Hemen şurada gösteriyorum bakın. Bakın şu küçük şekle bakın şuraya. Arkadaşlar korteks dediğimiz şu kabuk kısmında bakın glomerulus kılcalları, Bowman kapsülü, daha sonra devamı olan proksimal tüp, devamı olan Henle kulpu nerede? Öz kısmında. Bakın Henle kulpu aşağı doğru inmiş öz kısmına doğru. Devamı olan yine distal tüp de nerededir arkadaşlar? Korteks kısmındadır. İdrar toplama kanalının ise bir kısmı korteks kısmındadır ama büyük bir kısmı nerede? Medulla kısmındadır. Şuradaki kanalla da nereye açılıyor bakın? Şuradaki kanalla hop pelvis dediğimiz havuzcuk kısmına açılıyor arkadaşlar. İdrar burada biriktiriliyor. İdrar toplama kanalları bir araya geliyorlar ve Malpighi piramitleri dediğimiz piramitleri oluşturuyorlar arkadaşlar. Bu piramitlerden de idrar damlayarak pelviste birikiyor yani işte havuzcu kısmında birikiyor. Üreterle de nereye gönderiliyor? Mesaneye gönderiliyor arkadaşlar. Şimdi nefron kanalcıklarına baktığımız zaman nefron kanalcının glomerulus'a bakan kısmına biz ne diyoruz? Bowman kapsülü diyoruz. Bu Bowman kapsülü glomerulus'un etrafını sarmıştır arkadaşlar. Ve glomerulus iki atar damar arasındadır. Evet şimdi geliyoruz glomerulus'un özelliklerine. Arkadaşlar Bowman kapsülünün içerisinde bulunan bu glomerulus kılcalları iki tane atar damar arasında bulunur. Bu yüzden diğer kılcal damarlardan ayrılır. Çünkü diğer kılcal damarlar bir atar bir de toplar damar arasında bulunuyordu. Ama glomerulus kılcalları iki atar damar arasında bulunur. Ve diğerlerinden farklı olarak yine çift katlı epitel dokudan oluşur. Çünkü basınç yüksektir. Bu basınca dayanabilmesi için de çift katlı epitel dokudan oluşmuştur. Bu damarlarda süzülme gerçekleşir. Tek yönlüdür iletim arkadaşlar. Sadece süzülme olur. Geri emilim olmaz. Glomerulus'ta kan basıncı yüksektir. Az önce de söyledik 70 mm civarındadır. Şimdi biz bunların her birini teker teker anlatacağız. İlk önce glomerulus'tan başlayalım. Daha sonra arkadaşlar işte proksimal tüp, distal tüp bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi glomerulus'a baktığımızda böbrek atar damarı Malpighi cismine geliyor. Ve birçok kol ayrılıyor arkadaşlar. Bu kollar ne yapıyor? Bir kılcal damar yumağı oluşturuyorlar. Biz bu yumağa da ne diyoruz? Glomerulus kılcalları diyoruz. Şimdi bunlar dallar hani oluştu ya glomerulus yumağını oluşturdu ya bunlar tekrardan birleşiyorlar bir de götürücü atar damar oluşturuyorlar. Yani bizim glomerulus kılcalımız bir getirici bir de götürücü damardan oluşuyor. Bakın şöyle
Şuradan bakın böbrek atar damarından ayrılan kısma biz ne diyoruz? Şuradan böbrek atar damarı geliyor. Biz buna getirici atar damar diyoruz. Getirici damar. Ortada ne var? Glomerulus kılcalları var. Glomerulus'tan çıkan damara da ne diyoruz? Götürücü atar damar diyoruz. Yani iki tane atar damar arasında bulunur arkadaşlar glomerulus kılcalları. Peki, glomerulus'un diğer kılcallardan farkını tekrardan söyleyelim. Kan basıncı ve kanın ozmotik basıncının altına düşmüyor arkadaşlar, sabittir. Hatırlayın, size Starling hipotezini anlatırken dedim ki, kılcalın atar damar ucunda kan basıncı 70 mm civadır. Pardon, 70 değil, kafam karıştı. 40 mm civadır arkadaşlar. Toplar damar ucuna geldiği zaman 15 mm civaya kadar düşüyordu. Ama glomerulus'ta böyle bir durum yok. Glomerulus'ta kan basıncı 70 mm civadır ve sabittir. Kanın ozmotik basıncının altına düşmüyor. Dolayısıyla sürekli süzülme gerçekleşiyor. Geri emilim olmuyor arkadaşlar. Bu olaydan kaynaklı olarak. Kan basıncı iki kat daha yüksektir. Az önce söyledik 70 mm civa. Çeperler, kapiller endotelyum ve kapsüler endotelyum olarak iki tabakalıdır. Yani hani dedik ya çift katlı epitel dokudan oluşur diye. Bunlardan birine kapiller endotelyum, diğerine de kapsüler endotelyum diyoruz arkadaşlar. Bunlar iki tabakalı oluyor. İki katlı olmasının sebebi yüksek basınca dayanıklı olmasıdır arkadaşlar. Yüksek basınç şimdi ne yapar yüksek basınç? Düşünün bizim kılcallarımızda yüksek bir basınç olduğunu. Glomerulus değil de diğer kılcalları düşünün. Ne olur? Damarlar bu basınca dayanamayarak patlayabilirler. Yine kanın içerisinde bulunan proteinler damar dışına çıkabilir arkadaşlar. Dolayısıyla iki katlı olarak kan proteinlerinin, kan hücrelerinin damar dışına çıkması engellenmiş olur. Geçirgenlik arkadaşlar kılcal damarlara, diğer kılcallara göre 100 kat daha fazladır. Neden? Çünkü burada süzülme olayı kan basıncından dolayı daha fazla gerçekleşiyor. Evet, glomerulus'tan bahsettik. Şimdi gelelim tübüller, yani proksimal tüp ve distal tüpten bahsedeceğiz. Arkadaşlar, şimdi glomerulus'tan süzülme gerçekleşti Bowman kapsülüne doğru. Bu sıvının içerisine kan hücresi, kan proteini yok. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Kan plazmasına benziyor. Ama kan plazmasında kan proteini var ama buradaki süzüntünün içerisinde kan proteini yoktur arkadaşlar. Tek farkı bu. Süzülen kanın büyük bir kısmı geri emiliyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Süzülen o süzüntü var ya, süzüntünün büyük bir kısmı ne yapıyor? Tekrardan geri emilerek dolaşım sistemine kazandırılıyor. Peki neler geri emilir? Glikoz, sodyum, potasyum, işte şunu unuttum. Neydi bunun adı? PO4 diyeyim, unuttum adını. Amino asit, kreatin, ürik asit gibi maddeler arkadaşlar aktif olarak geri emiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam biz ürik asiti dışarı atıyoruz. Niye geri emiyoruz ki? Arkadaşlar bizim vücudumuzda kısmen de olsa bir atık bulunması lazım. Neden? Çünkü vücudumuz buna dayanıklı olsun diye. Şimdi gelelim tüplere. Proksimal ve distal tüpe. Arkadaşlar proksimal tüp Bowman kapsülünün direkt olarak bulunduğu kısımdır. Yani Bowman kapsülüne bağlı olan kısımdır ilk kısım. Burada geri emilimin yaklaşık %70'lik kısmı gerçekleşiyor. Yani büyük bir kısmı burada hallediliyor. Buradan sonraki kısımlar ne yapıyor artık? Geriye kalan hani böyle küçük ufak tefek şeyleri geri emilim yapıyor. Arkadaşlar Bowman kapsülünden sonra gelir dedik zaten. Distal tüpe gelelim. Distal tüp de Henle kulpundan hemen sonra geliyor. Burada salgılama olayı gerçekleşir. Salgılama aktif boşaltım. Bu çok önemli bir olaydır. Bunu yine idrar oluşumu sırasında anlatacağım. Gelelim Henle kulpuna. Arkadaşlar Henle kulpu böbreğin kabuk bölgesinden başlıyor. Bakın bir kısmı kabuk bölgesindedir ama büyük çoğunluğu nerededir? Öz bölgesinde. Öz bölgesine doğru uzanıyor. Böyle aşağı doğru az önce göstermiştim. Tuz yoğunluğu arkadaşlar proksimal tüpten Henle kulpuna doğru ilerleyen süzüntüde artıyor. Tuz yoğunluğu. Neden? Çünkü proksimal tüpte çok fazla tuz geri emilmiyor. Çünkü ne yapıyor orada proksimal tüp? İşte organik maddeleri daha çok emiyor. Glikozdur, amino asittir, bunun gibi maddeleri daha çok emiyor ki hemen bunlar emilsin. Geriye kalanlar zaten sonraki kısımlarda geri emiliyor. Arkadaşlar Henle'nin inen kolu suya geçirgen, çıkan kolu ise suya geçirgen değildir. Yani çıkan kolunda su geri emilmez. Çıkan kolunda sadece tuz geri emilirken inen kolunda hem su hem de tuz geri emilir.
Kurak ortamda yaşayan canlılarda henle kulpu daha uzundur. Bunun sebebi onların suya ihtiyacı daha fazladır. Bizde mesela suyun %99'u emiliyorken onlarda %99.9'u emilir. Belki de %99.99'u emilir. Yani öyle söyleyeyim ben size. O yüzden kurak ortamlarda yaşayan canlılarda henle kulpu daha uzundur. Evet, böylece henle kulpunu da anlatmış olduk. Şimdi gelelim toplama kanallarına. Arkadaşlar, toplama kanalları ne yapıyor? Süzüntüyü havuca taşıyor. Hani az önce göstermiştim ya. Bakın şurada. Bakın. Toplama kanalları şuralar, sarı kısım. Bu sarı kısım aşağıya doğru geliyor şurada. Bakın buradan nereye açıldı? Şuradan pelvis, yani havuzcuk dediğimiz kısmı açılarak idrarı oraya boşaltır. Ve bu idrar arkadaşlar daha sonra işte üreterle mesaneye gönderiliyor. Peki idrar toplama kanalının sadece görevi bu mu? Hayır. Başka görevleri de var. Sodyum klorür, yani tuzu aktif taşımayla geri emer ve idrardaki tuz oranını ayarlar arkadaşlar. Yine toplama kanallarından ilerleyen süzüntüden su da geri emilir. Ayrıca burada üre emilimi de gerçekleşir. Dediğim gibi bizim vücudumuzda, yani kanın içerisinde bir miktar zehir bulunmak zorunda. Hani üredir, ürik asittir, amonyaktır, bunlar bizim vücudumuza zehir etkisi yapar ama kanda eğer sıfıra indirilirse, mesela böbreklerde ürenin tamamı geri, işte ürenin tamamı atıldı, sıfıra indirildi. Ne olur bu sefer? Bizim vücudumuzda o üre üretildiği zaman direkt zehir etkisi yapar. Çünkü hücrelerimiz buna alışkın değildir. Alışkın olmadığı için de zehir etkisi yapabilir. Bu yüzden de kanımızda bir miktar üredir, ürik asittir, yani zehir molekülleri bulunur. Evet, böylece biz nefronların yapısını görmüş olduk. Şimdi gelelim idrar oluşumuna. Arkadaşlar, idrar oluşumu 3 aşamada gerçekleşiyor. Süzülme, geri emilim ve aktif boşaltım dediğimiz, yani salgılama dediğimiz olaylardan gerçekleşiyor. Şimdi biz İlk aşamadan bahsedelim. İlk aşamamız süzülme aşamasıdır ve nereden gerçekleşir? Arkadaşlar, süzülme olayı glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru gerçekleşir. Tek yönlüdür. Peki bu nasıl oluyor? Glomerulus kılcallarında kan basıncı yüksekti değil mi? 70 mm civaydı. Buradaki kan basıncının yüksek olmasından kaynaklı olarak buraya bir süzüntü oluşur ve bu süzüntü Bowman kapsülüne geçer. Peki süzüntünün içerisinde neler var? Arkadaşlar, hemen şuradan bahsedelim. Bakın, kalpten pompalanan kanın 1/4, yani %25'i böbreklere gelir dedik ya. İdrar oluşumundaki ilk aşamada bu süzülme olayında arkadaşlar bu %25'lik kan ne yapıyor? Süzülüyor. Daha sonra bu süzülme glomerulus yumağı ile Bowman kapsülü arasında gerçekleşiyor. Daha sonra arkadaşlar, süzülmeye baktığımızda süzülme tamamen basınç farkıyla gerçekleştiği için fiziksel bir olaydır ve ATP harcanmaz. Ama geri emilimde harcanacak. Bakın, süzülmede ATP harcanmaz. Özellikle bunun altını çiziyorum, bunu unutmayın. Tamamen basınç farkından gerçekleşen bir olaydır. ATP harcanmıyor. Kan basıncını söylemiştik zaten, 70 mm civadır demiştik. Bu basınç ne yapıyor arkadaşlar? Kanı glomerulus kılcallarından itiyor. Yani süzüntüyü oluşturuyor. Ozmotik basınç da arkadaşlar kaçtır? 32 mm civadır. Bakın, ozmotik basınç da yüksektir burada. Yani biz normal kılcalları anlatırken kan basıncını 40 mm civa, ozmotik basıncı da 25 mm civa olarak anlatmıştık. Ama burada kan basıncı da yüksektir, 70 mm civa. Ozmotik basınç da 32 mm civadır. Yani yine yüksektir. Arkadaşlar, bu ikisi arasında bir fark var. Yaklaşık 14 mm civalık bir basınç farkı vardır. Bu basınç farkı sayesinde ne oluyor? Glomerulus'tan Bowman kapsülüne süzüntü geçiyor. Peki bu süzüntünün içerisinde ne var? Glikoz var. Amino asit, su, vitaminler, mineraller, üre ve ürik asit vardır arkadaşlar. Amonyak da bulunur yine. Kan proteinleri, kan hücreleri ve yağlar Bowman kapsülüne geçemez. Neden? Çünkü Bowman kapsülü, glomerulus kılcalları çift katlı epitel dokudan oluşuyordu ve basınç ne kadar yüksek olursa olsun arkadaşlar bu epitelden dolayı geçiş gerçekleşmiyor. Evet, süzülme dediğimiz olay böyle gerçekleşir. Peki gelelim geri emilim olayına. Resorpsiyon, diğer bir isimle rezorpsiyon arkadaşlar. Geri emilim aktif ya da pasif şekilde olabilir. Pasif olarak ilk başlarda pasif olarak taşınsa da daha sonra aktif taşımaya mecburen dönülüyor. Çünkü hani bir süre sonra difüzyon kuralları artık geçerli olmuyor. Maddeler eşitlenince, maddeler eşitlendikten sonra artık aktif taşıma olayı gerçekleşir. Peki neler geri emilir? Arkadaşlar, besin monomerleri, su, tuz, mineraller, vücuda yararlı maddeler, nefron kanallarını saran
hücrelerden alınıyor ve kılcal damarlara geçiyor. Böylece geri emilim gerçekleşiyor. Emilen besinler böbrek toplar damarına veriliyor ve dolaşıma katılıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer bir yapımıza. Proksimal tüpte neler gerçekleşir? Arkadaşlar, proksimal tüpte glikoz ve amino asitlerin tamamı ürelinde bir kısmı geri emiliyor. Proksimal tüpte. Yine sodyum klor, bikarbonat iyonları hem proksimal tüpten hem de distal tüpten aktif taşımayla emiliyor. Bunları şekil olarak göstereceğim size. Proksimal tüpten suyun geri emilimi yine ozmotik kurallara göre olurken sodyumda arkadaşlar yine aynı şekilde ozmotik kurallara göre hani suyla birlikte geri emilimi gerçekleşiyor. Yoğun olarak idrarın meydana geldiği yer nefronun henle kupudur. Yani idrar burada yoğun olarak oluşuyor arkadaşlar. Hennenin inen kolundan su geri emiliyor ama çıkan kolundan su geri emilimi gerçekleşmiyor. Yukarı çıkan kolundan ise sodyum pasif taşıma ile klor da aktif taşıma ile geri emiliyor. Yani arkadaşlar bunu ben böyle anlatıyorum ama şey hani ÖSYM bu şekilde soracağını zannetmiyorum. Hani sodyum işte pasif taşımayla, klor aktif taşımayla emilir falan değil de daha çok. Hani süzülme nasıl olur? İşte genel hattını bilirseniz daha iyi olur sizin için. Mesela hannenin inen kolundan su geri emilirken çıkan kolundan su geri emilmez. Mesela bu sorulabilir bir özelliktir. Dolayısıyla bu tür böyle daha nokta atışı yerleri ezberlerseniz daha iyi olur. Şimdi bizim glikoza baktığımız zaman arkadaşlar 100 mililitre kanda 80 ile 120 miligram glikoz bulunuyor. Glikozun hücreye alınması sodyumun da alınmasını sağlıyor. Böylece proksimal tüpten hem glikoz geri emiliyor hem de bununla beraber sodyum geri emiliyor. Bu iki madde arkadaşlar hücre zarındaki taşıyıcı proteinlerle sağlanıyor. Glikozun tamamı proksimal tüpten geri emiliyor. Ve aktif taşıma gerçekleşir. Bakın unutmayın burada. Bir süre difüzyon kurallarına göre olur ama sonrasında aktif taşımayla olur. Distal tüpe geldiğimiz zaman distal tüpte sodyum ve klor iyonları aktif geri emiliyor ama su pasif geri emilir arkadaşlar. Suyun emilimi ADH yani antidiüretik hormonla sağlanır. Antidiüretik hormon ne yapıyordu? Böbrek tübüllerini uyararak suyun geri emilmesini sağlıyordu değil mi? İşte distal tüpü uyarır arkadaşlar. Antidiüretik hormon distal tüpü uyarır. Bunu unutmayalım. Vücudun su ihtiyacı olduğu zaman antidiüretik hormon yani vazopresin hormonu distal tüp hücrelerini uyarır ve buradan buradaki porları genişleterek daha fazla suyun geri emilmesini sağlıyor arkadaşlar. Yine idrar toplama kanallarına geldiğimiz zaman burada da sodyum ve klor iyonları geri emilir. Potasyum ise arkadaşlar dışarı atılır. Peki bunu sağlayan hormon hangisi? Aldosteron hormonudur. Aldosteron hormonu bu sayede sodyum, klor ve su iyonlarının daha fazla emilmesini sağlıyor arkadaşlar. Aldosteron hormonu bizim için de önemli bir hormondur. Bakın böbrekleri etkileyen iki hormon var. ADH ve aldosteron. ADH suyun geri emilimine, aldosteron da sodyum ve klorun geri emilimine, potasyumun ise dışarı atılmasını sağlayan hormondur. Şimdi idrar toplama kanallarına yine geldiğimiz zaman burada üre yoğunluk farkına bağlı olarak arkadaşlar difüzyonuna geri emiliyor ve böylece bu üre kanın pH'ini düzenliyor. Bakın ne demiştim size? Bir miktar bulunması gerekiyor. Kanın pH için önemlidir. Hennenin inen kolunda süzüntü ilerlerken su geri emiliyor arkadaşlar. İnen kolda bulunan transport epiteller vardır. Bu epiteller suya çok fazla geçirgendir. Diğer moleküller ise arkadaşlar daha az geçirgenlerdir. Bu yüzden de en fazla suyun emilimi hennenin ilen kolunda olur. Çünkü buradaki epiteller suya geçirgenliği fazla olan epitellerdir. Arkadaşlar süzüntü çevresinde bulunan doku sıvısı da tübüller ile karşılaştırılırsa hipertoniktir. Yani şöyle düşünün. Süzüntü ile doku sıvısını karşılaştırdığımız zaman süzüntü hipertoniktir. Bunun sonucunda da su ne yapıyor? Doku sıvısına geçmiş oluyor. Hani hipertonik ortamdan hipotonik ortama gibi hani bir geçiş olayı gerçekleşiyor. Bu yüzden de doku sıvısına geçiyor. Şekil üzerinde anlattığım zaman daha iyi anlayacaksınız emin olun. Burada böyle çok havada kalıyor ama birazdan şekil üzerinde de göstereceğim. Proksimal tüpe gelelim arkadaşlar. Yine proksimal tüpte epitel hücreler hidrojen iyonu salgılıyorlar ve böylece vücudun pH'ini de ayarlamış oluyorlar. İdrarda amonyak da bulunur. Kesinlikle bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim
Sağlıklı kişilerde, bakın sağlıklı kişilerde glikoz ve amino asidin %100'ü, suyun %99'u, tuz ve minerallerin %99,5'u, ürenin ise %50'si geri emilir. Dediğim gibi sağlıklı olan kişilerde. Eğer kişi şeker hastasıysa arkadaşlar, glikozun tamamı geri emilmez ve idrarda glikoza rastlanır. Bu şeker hastalığının zaten tanısında kullanılıyor. İdrar tahlili yapılıyor. Şimdi kurak bölgelerde yaşayan memelilerde suyun geri emiliminin maksimum olabilmesi için Henle kulpu uzundur. Bunu daha önce de söylemiştim. Arkadaşlar, distal tüp üreyi geçirmez. Dolayısıyla üre emilimi distal tüpte olmadığı için üre yoğunluğu artarak ne yapıyor? İdrar oluşturuyor. Yani ürenin %50'si geri emildikten sonra artık distal tüp diyor ki ben bunu geçiremiyorum, geçirgen değilim diyor. O zaman ne yapalım? Üre yoğunluğu artırarak hop idrarın yapısına katalım diyor. Tabi bir kısmı da yine idrar toplama kanallarından üre geri emilir arkadaşlar, unutmayın. Bir maddenin kandaki miktarı eğer eşik değerin üzerindeyse eşik değeri aşan kısım nefron kanallarından geri emilemez. Evet. Glikoz da aynı bu durumda. Eğer ki işte 100 mililitre kanda demiştik ya size 80 ile 120 civarı miligram civarında olması lazım. Eğer bu değerin üstündeyse geri emilim gerçekleşmiyor. Bu yüzden idrarda glikoza rastlanıyor arkadaşlar. Son kısmımıza geldik artık. Salgılama kısmı, sekresyon kısmı. Arkadaşlar salgılama nasıl gerçekleşiyor bu da? Şimdi süzülme ile bazı maddeler geçemiyorlar Bowman kapsülüne. Bu geçemeyen maddeler salgılama yani aktif bir olayla geçirilmek istiyor. Nedir bu maddeler? Penisilin, antibiyotik, hidrojen, potasyum, amonyak, amonyum gibi bazı maddeler nefron kanalcıklarını saran kılcal damarlardan aktif taşımayla veriliyor arkadaşlar. Distal tüpe ve idrar toplama kanalına salgılanır bu arada, unutmayın. Proksimal tüpe verilmez. Distal tüp ve idrar toplama kanalına sadece salgılanıyor. Bu salgılama olayını arkadaşlar ATP harcandığı için biz buna aktif boşaltım olayı da diyoruz. Gelelim şimdi idrarın bileşimine. Arkadaşlar idrarın bileşiminde neler vardır? İdrarın bileşiminde bir kere sağlıklı bir insanda su, üre, ürik asit, amonyak, fazla vitaminler, B ve C vitaminlerini depo edemiyorduk. Dolayısıyla idrarda bulunur. Hormonlar, sodyum, klor, potasyum, kreatinin, amonyum, hemoglobinin parçalanmasıyla oluşan ürokrom. Bunlar ne yapıyor? İdrarın yapısında sağlıklı bir insanda bulunuyor arkadaşlar. Günde yaklaşık 1,5 litre idrar oluşturulur. İdrarın pH'i de 5 ile 7 arasında değişir. Şimdi size birkaç not vereceğim arkadaşlar. Bu notlarımıza bakalım. Şimdi glomerulus kılcallarında kan basıncının artması kanın akışını hızlandırmaz. Bir kere bunu unutmayalım. Kan basıncı sadece süzüntüyü artırır, kanın akışını hızlandırmıyor arkadaşlar. Kan basıncının artışı geçen kanın akım hızını değiştirmiyor. Aynı şekilde basıncın azalması da bunu değiştirmiyor. Yani kan basıncı arttı diye kan hızlanır veya yavaşlar demiyoruz. Ne yapıyor? Sadece süzüntüyü değiştiriyor arkadaşlar. Süzüntüyü artırıyor. Belli sınırlar içerisinde kan basıncı böbreklerden geçen yine kan akımını değiştirmiyor. Bu arkadaşlar otoregülasyon mekanizması ile sağlanıyor bunu. Otoregülasyon mekanizması. Bu mekanizma sayesinde basınç değişimlerinde kanın akış hızı değişmiyor. Bu yüzden de arkadaşlar aslında bir nevi vücudumuz denge içerisinde kalmış oluyor. Bu mekanizma arkadaşlar böbrek atar ile böbrek toplar damarında bulunan kaslar ile sağlanıyor. Peki şöyle gerçekleşiyor. Durumu anlatalım. Nasıl oluyor bu mekanizma? Eğer ki kan basıncı artarsa atar damar kasları kasılıyor ve daralıyor arkadaşlar. Toplar damar kasları gevşiyor. Basınç düşünce ise tam tersi oluyor. Yani toplar damar kasılır, atar damar gevşer gibi düşünebilirsiniz. Ama kan basıncı arttığını düşünelim. Bunun sonucunda ne oluyor? Kanın akış hızı sabit tutuluyor ve böylece filtrasyon hızı sabit tutulmuş oluyor. Yani aslında eğer bu mekanizma bozulursa süzüntü miktarı artacak ama mekanizma bozulmazsa arkadaşlar bu şekilde devam ederse filtrasyon yani süzülme hızı sabit tutulmuş oluyor. Distal tüpün atar damarlara yakın olan bölümündeki hücreler değişime uğruyorlar ve şunu okuyabilirsem çok iyi olur. Juxtoglomerul hücrelerini oluşturuyor arkadaşlar. Sodyum
klor yoğunluğu az ise bu glomerullarda renin dediğimiz bir madde salgılanıyor, enzim salgılanıyor. Bu enzim arkadaşlar plazmadaki angiotensinojene etki ederek bunu angiotensin 1'e dönüştürüyor. Bu angiotensin 1 ise enzimle angiotensin 2'ye dönüştürülüyor. Daha sonra arkadaşlar toplar damarlar kasılıyor. Glomerulus kılcal basıncı yükseliyor. Arterlerin kasılması yani atar damarların kasılması sağlayarak kan basıncı artmış oluyor. Kan basıncı artsa da kanın akışı kesinlikle değişmiyor. Bunu unutmayın. Yine bu sayede aldosteron hormonu salgılanır. Bu hormon arkadaşlar suyun ve tuzların tutulmasını sağlar. Hipotalamus uyarılır ve ADH salgılanır. ADH da susama hissini oluşturur. İşte bu otoregülasyon mekanizması aslında bizim iç dengemizi sağlayan mekanizmalardan bir tanesidir arkadaşlar. Oldukça önemli bir mekanizmadır. Şimdi gelelim şekil üzerinde bunu anlatmaya dedim ya size. Hani böyle havada kalmasın diye şekil üzerinde de anlatacağım. Şimdi baktığınız zaman bakın. Bowman kapsülü, glomerulus kılcalları, proksimal tüp, aşağı doğru iniyor henle kulpu, yukarı doğru çıktık. Distal tüp, şurası da nedir? İdrar toplama kanalı. Şimdi arkadaşlar, dış ortamda bakın şurada izotonik, hipertonik falan yazmışım ya, doku sıvısına göre düşüneceksiniz burayı. Bakın doku sıvısına göre proksimal tüpteki sıvı izotonik. Henle kulpuna indikçe hipertonik, doku sıvısına göre hipertonik. Daha sonra yukarı doğru çıktım yine doku sıvısına göre ne oldu? Hipotonik distal tüpte. Sonra buraya geldim idrar toplama kanalında da yine ne oldu? İzotonik bir bileşim oldu. Tabi bunu doku sıvısına göre düşünüyorsunuz. Şimdi burada ne oluyor peki? Arkadaşlar proksimal tüpten sodyum, glikoz, amino asit yine bakın burada sodyumlar var. Su geri emilimleri gerçekleşir. Sonra geliyorum henle kulpuna. Henlenin inen kolundan bakın ne oluyor? Su geri emilimi gerçekleşiyor arkadaşlar. Henlenin çıkan kolundan ise bakın su geri emilimi yok. Bakın su geri emilimi olmadığı için böyle karşılıklı oklar şeklinde göstermişim. Su geri emilimi olmaz çünkü geçirgen değil, suya geçirgen değil. Sadece neyin geri emilimi vardır? Sodyumun geri emilimi ve klorun geri emilimi vardır arkadaşlar. Sonra yukarıya doğru çıkıyorum distal tüpe geliyorum. Distal tüpte yine sodyum ve su geri emilimi gerçekleşir. İdrar toplama kanallarına geldiğim zaman ise yine su ve üre geri emilimi gerçekleşir. Bakın o kadar anlattım böyle uzun uzun ama şekil üzerinde gördüğünüz zaman daha kısa bir şekilde gerçekleşiyor. Evet hazır başlamışken bitirelim. Ozmoregülasyon kaldı en son anlatacağım. Bir de böbreğin organizmadaki görevinden bahsedeceğim arkadaşlar. Böylece artık insandaki boşaltım sistemini de bitirmiş olacağız. Bu video biraz uzun oldu ama en azından tek videoda hepsini hallettik. Bir iki kere tekrar ettiğiniz zaman gayet güzel anlaşılır olur. Arkadaşlar böbreğin organizmadaki düzenleyici rolünden bahsedelim. Şimdi bakın insan kanının pH'i 7,4'tür. Bu değerin 6,8 ya da 7,7 olması ölüme sebep olur. Peki bunu ayarlayan kim? Böbrek. Böbreklerin en önemli özelliği kanın bileşimini dengede tutmaktır. Bu dengede tutma sayesinde ne oluyor? Kandaki pH'i düzenliyor. Peki kanın asitliği artarsa diyelim ki arttı ne olur? Hidrojen iyonları kanda kalır. Bikarbonat iyonları sodyum iyonlarıyla birlikte distal tüpe geçer. Orada birleşerek bu bileşiği oluşturur arkadaşlar. Ve sodyum bikarbonat idrarla dışarıya atılıyor. Bakın sodyum bikarbonatı oluşturuyor. Ve sodyum bikarbonat da idrarla dışarıya atılıyor. Yani bir nevi ne yapıyor aslında? İşte kandaki değeri korumuş oluyor. Ayrıca bizim böbreğimizin ürettiği bir hormon vardır. Eritropoyetin hormonu dediğimiz hormon. Bu hormon alyuvar yapımını artıran glikoprotein yapılı bir hormondur arkadaşlar. Böbreklerdeki renal korteks dediğimiz fibroblast hücreler tarafından yani fibroblast benzeri hücreler tarafından üretiliyor ve eritrosit yapımında kullanılıyor. Yani bu eritropoyetin hormonu gidiyor kırmızı kemik iliği hücrelerini uyararak oradaki hücreleri uyararak algıvar üretiminde kullanılıyor. Bakın şöyle böbreğin renal korteks kısmından eritropoyetin üretilir. Daha sonra kemiklerdeki kırmızı kemik iliği uyarılır ve kan oluşumu gerçekleşir. Eritropoyetin hormonunu unutmayın. Böbreklerde üretilen bir hormondur. Oldukça önemli bir hormondur. Şimdi gelelim ozmoregülasyon. Ozmoregülasyonla ilgili soru var arkadaşlar. Çıkmış soru var. Hatta iki kere falan herhalde sormuşlar. Yine çıkma ihtimali vardır. Şimdi tatlı su ve tuzlu su balıklarını karşılaştırarak ozmoregülasyonları nasıl gerçekleşiyor bakalım.
Arkadaşlar, tatlı su balıkları hipotonik ortamda yaşıyorlar. Dolayısıyla bunların boşaltım atıkları üredir. Ürenin çoğunu solungaçlardan atıyorlar, az bir kısmını da böbreklerden dışarı atıyorlar. Vücudu ozmozla su kazanıyor. Yani bunların aslında su içmelerine gerek yok. Bu yüzden zaten su içmiyorlar. Vücutlarına sürekli su girişi olur ozmozla. Hani difüzyon kurallarına göre su girişi oluyor. Glomerulusları gelişmiştir arkadaşlar bunların. Çünkü hani vücutlarında çok fazla su olduğu için glomerulus gelişecek ki o suyun fazlasını dışarı atsınlar diye. Solungaçlardan aktif taşımayla tuz alınır. Çünkü hipotonik bir ortamda yaşıyorlar. Dolayısıyla su yoğunluğu fazla, tuz yoğunluğu az. Mecburen ne yapacaklar? Aktif taşımayla alacaklar tuzu. Kanları hipertonik, idrarları ise arkadaşlar hipotoniktir. Neden idrarları hipotonik? Çünkü vücutlarında çok fazla su var. Bu suyu da idrarı yapısına katıyorlar. Gelelim tuzlu su balıklarına. Bunlar da hipertonik ortamda yaşıyorlar. Boşaltım atıkları amonyaktır. Amonyağın büyük bir kısmını solungaçlardan atıyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi sulu ortamda yaşadıkları için hani su sıkıntısı çekmezler. Dolayısıyla amonyağı direkt olarak atarlar. Vücudu ozmozla su kaybeder. Bakın burada vücudu ozmozla su kazanıyordu. Ama tuzlu su balıklarında ortam çok yoğun olduğu için su kaybediyorlar. Dolayısıyla bunlar sürekli su içmek zorundalar. Ve bunların glomerulusları körelmiştir. Arkadaşlar bunlar solungaçlarından yine aktif taşımayla tuz atarlar. Bakın bunlar aktif taşımayla tuz alıyor. Bunlar da aktif taşımayla tuz atıyorlar. Çünkü yoğun bir ortamda yaşıyorlar. Dolayısıyla vücutlarındaki tuz daha az. Bu tuzu atabilmek için mecburen aktif taşımayla tuzu atıyorlar. Kanları hipotonik, idrarları ise arkadaşlar bunların hipertonik bir ortama sahiptir. Şimdi iki tane notumuz var. Bu notumuza bakalım. Hayvanlarda su kaybını azaltan faktörlere, bir de idrarı artıran faktörlere bakacağız ve böylece videomuzu bitireceğiz. Arkadaşlar, su kaybını azaltan faktörler: henne kulpunun uzun olması, nefronlardan suyun geri emilmesi, boşaltım atıklarının üre ve ürik asite çevrilmesi yine su kaybını azaltır, glomerulusların süzüntü yüzeyinin körelmesi, vücut yüzeyinde kalın bir örtünün bulması, bu da terlemeyi azalttığı için su kaybını azaltan bir faktördür. Gelelim idrarı artıran faktörlere. Adrenalin ve tiroksin hormonunun artması arkadaşlar. Bunlar vücudu hızlandırdığı için idrarı da artırıyorlar. Ortam ısısının düşmesiyle damarların daralması. Yine damarların daralması basıncı etkilediği için idrar artar. Dolaşım hızının ve kan basıncının artması. ADH'ın azalması, ADH azalırsa su geri emilmez. Dolayısıyla idrarda daha fazla su olur ve daha fazla idrar oluşturulur. Vücuda alınan sıvının artması, çok fazla su içersek, çok fazla sıvı tüketirsek yine idrar artar. Tabii çok fazla su içmek gerçekten çok iyidir arkadaşlar, bunu da unutmayın. Glomerulus yüzeyinin artması, bu da yine ne yapıyor? İdrarı artıran faktörlerimizdir. Evet, böylece insanda boşaltım sistemini, ozmoregülasyonu anlattık. Bu video biraz uzun oldu ama arkadaşlar kusura bakmayın. Hani başlamışken bitireyim dedim, ayrı ayrı hani kısa kısa videolar olmasın diye. Sonraki videoda soru çözümüyle birlikte olacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.